bu işi iyi yapan yani bu işi sanat gibi yapan yani aslında futbolun yani bir gladyatör dövüşü bir erkek oyunu yani erkek oyunu olarak takdim edilir ya futbol ee, erkek oyunundan öte bir sanat olduğunu bize hatırlatan ve bunu örneklendiren oyunculara oyun akıllarına ve becerili ayaklara ihtiyacımız var yani o kadar azlar ki işte bir tanesini bulduk mu sarılıyoruz. O yüzden yani inşallah Gezal devam eder diye temennide bulunmak istedim. Ergin? Yani e, tadı damağında kalan oyuncular vardır e, insanların. En son bunu Trabzonsporlar yaşadı. Sörlop'la. İşte Mario Gomez e, hikayesi. Çok biraz eskiye götürelim. Hala Beşiktaşlılar Söyler, Les Ferdinand. Böyle bir yıllık performanslar. Sonra hep beklersin. Godoy'u bekler gibi bir gün geri gelecek falan. Hatta Napoliler dermiş. Maradona'nın bilinmeyen bir çocuğu var. Şu an kulüp onu gizliyor, yetiştiriyor. Bir gün gelecek Napoli'de futbol oynayacak ve Napoli'ye tekrar o şampiyonlukları kazandıracak. Ee, i̇şte taraftar romantiktir ya, böyle işin bu, bu yönü vardır. Her şey madde olarak bakılır futbol ama ben manevi yönünün, ruhi yönünün, ruhunun daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Gezal hikayesi de o. Ee, bir kızı 40 kişi ister bir kişi alır diye de bir laf vardır e, Türk e, atasözleri içerisinde. Şimdi öyle yani Gezal şu an çok cazip bir hale geldi. Rozier de keza yine öyle. Beşiktaş elbette almak isteyecek, elbette almak istiyor. Bunun zaten konuşul, konuşmamız abeste iştikal olur. Ama zor. Oyuncuların kalmak istemesi bir avantaj. Şampiyonlar Ligi faktörü önemli bir avantaj. Ama gel gelelim Leicester burada. Gezal'ın görüşlerine tabii ki şey verecek, önem verecek ama... Hani Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmiş. Beşiktaşlılar çok mutlu. O yüzden biz de bunları düşünmez bu kulüpler. Çünkü artık futbolda o gelirler giderler falan acayip bir hale geldi. Monaco'nun teklifini görmek lazım. Monaco'da çünkü bir sezonu var Gezal'ın. Oynadığı bir sezon var. Lyon'dan sonra Monaco hikayesi başlamıştı. Orada da orta halli bir sezon geçirdi hı hı. aslında. Transfer etmek istedikleri doğru. Beşiktaş'ın çıkabileceği rakamlar Belli yani bugün 10 milyon euro teklif ediyorsa Monaco Beşiktaş bu rakamları göremez. Oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kalması e, biraz da kendisi açısından avantaj. Yani biraz elini güçlendiriyor Leicester'a Ama çok kolay bir transfer olmayacak Beşiktaşlar için. Rozier için de öyle. Yani Rozier'de Pereira şampiyonluk yaşadı. Gitti hatta Abdullah Avcı oradan bir gönderme yaptı. Beni şampiyon yaptın göndererek falan diye. Yaşı geçtiği için Pereira'nın kulübeye, teknik ekibe katılma ihtimali var. Ve Rozier'in de bu seneki performansı Lisbon'un böyle şeye getirebilir. Yani aşka getirebilir. Bak hazır. ideal bir adam. Şampiyonlar Ligi oynayabilecek kıvamda evet. zaten değil. Kolay transferler değil. Bakıp göreceğiz. Ve bu transferler yapılırken Beşiktaş'ta zaten belli ki planlı programlı transferler değildi bunlar. Yani Bu transferler son günlerde yapılmış ve tutan transferlerdi. O yanılgıya düşmemesi lazım mesela Beşiktaşlıların. Genelde Türk futbol ortamında şeydir ya plan proje iyi. Hayır. Bu kadro planla projeli Hatta Sergen Hoca evvelsi gün verdiği bir röportajda dedi ki ben Rozier'i bildiğim bir oyuncu değildi dedi. Kartları açık bir evet, adam çünkü evet, Sergen Yalçın. Evet. Bulunabilir mi? Yani bunu bir daha yapmış olmak bir sezon sonra tekrar yapabilme ihtimalini koyuyor ortaya. Ama çok zor. Yani iyi bir teknik adam var falan ama oyuncularla da iyi uyuşması lazım. Beşiktaş yönetiminin şunu yapıyor olması lazım. Bunu ısrarla söyleyeceğim. Hep söylüyorum tekrar düşüyorum ama transfer sezonu bitene kadar ısrarla söyleyeceğim bin kere de olsa en azından ne yapmaması gerektiğine dair, ne yapması demiyorum, ne yapmaması gerektiğine dair çok önemli örnekler var Beşiktaş yönetiminin önünde. Ney? Galatasaray şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonluk demiyorum. Şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nden ciddi gelirler elde etti. Yapılmaması gerekler, gereken ayakların yere basmadığı transferler geldiği ekonomik durum ortada. Beşiktaş, Fikret Orman döneminde iki şampiyonluk, inanılmaz Şampiyonlar Ligi gelirleri. Üçüncü yıl ayaklar yere basmadı, uçaklar havadan inmedi. Medaller, pepeler, negre, dolar uçuştu. Geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Beşiktaş yönetimi öncelikle ayaklar yere basacak. Sen Şampiyonlar Ligi'nde şu hedeflere gideceğim diye kadro kuramazsın. Gerçeklikten ayrılmayalım. Evet. Mevcut imkanların içerisinde kurabileceğin en ideal, en ekonomik e, kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde hoca ve ekibin emek ve ekstra performansıyla bir şeyler yaparak Türkiye Ligi'nde de serüvenine devam edeceksin. Zaten böyle bir para da yok. Şimdi 600 milyon TL geliri falan ölçülüyor Beşiktaş'ın şu anda. 500 milyon, 600 milyon gelirler ölçülüyor. Doğru. Şampiyon olunca bu gelirler gelecek. Ama şöyle değil. Burada bir 600 milyon var. Al 40'ını sana verdim. 560 kaldı. Hayır. Al 35'te sana verdim. Ne kaldı? 525. Öyle değil. Burada zaten Türk futbol ekonomisi de kara delik var <laughs> diye çekiyor parayı. Bankalar, faizler, ödemeler onlar bunlar. O 600'den Beşiktaş 70-80 milyon TL görürse öpüp başına koydu. Ona göre bir hareket etmek durumunda. Ha çok aklı başında bir başkanı var Beşiktaş'ın bu manada. Yani kalem, para, ekonomi konusunda çok aklı başında bir başkanı var. Bu süreci doğru götüreceğini düşünüyorum. E, nihai olarak Gezal ve Rozier ben çok isterim, çok keyif aldım. Yani ben de temaşa olarak baktığım için futbola... Ee, Gezalı izlerken bu tarz adamları izlerken böyle iyi film izler gibi için erir yani o attığı toplar vurduğu şutlar falan keşke olsa çok kolay görünmüyor yani bundan bir ay önce falan daha kolay gibiydi ama Serüven bir ayda da öyle bir yere gitti ki sürekli evet. üzerine e, koyarak gitti umarım bu transferler e, Beşiktaş için tekrar devam eden bir hale gelir. Sana roziyi de sorayım o zaman. E, Ergin ikisini birlikte çok güzel e, özetledi. Sen de Gezzal'la ilgili çok güzel ifadeler kullandın. Roziyi de tutmaz. Hatta bazı isimlere göre öncelik Rosie'ye olmalı e, diyen de var. Sen ne düşünüyorsun? Ya ikisini bir arada düşünebiliriz. Hani tandemden bahsediyoruz ya, evet. stoper ikilisi Burada bunlar. Da, önlü evet, arkalı. Aynen. Ya öyle bir görüntü verdiler. O kadar e, iyi anlaşıyorlar ki ve birbirlerini buluyorlar. Mesela Rosie'nin Topu attığı yerde Gezal'ı görüyorsunuz ya da Gezal'ın topu bıraktığı yere Rozier'in konduğunu görüyorsunuz. Isı haritaları bile bize aslında orayı çok güzel özetliyor maçların sonunda. Kesinlikle öyle. Hani bir de yani saha içi performansın perde arkası da vardır. Yani oyuncunun kişiliği, takıma, takım arkadaşlarına verdiği enerji ben orada da Rozier'in çok ciddi Doğru. katkılar sağlayan bir karakter olduğunu düşünüyorum. yani evet. Şimdi mesela iş yerini düşünelim? Ya yani içeriye girersiniz bir adam vardır, birisi vardır. Onu gördüğünüz zaman yani sebepsiz yere mutlu olursunuz. Yani Rozier sanki öyle bir karakter. Biraz hayla, haylazlık var ama fazlasıyla sempatik. E işini de iyi yapıyor. Hani arkasını zaman zaman boş bırakmasından bahsediyoruz. Ama arkasını zaman zaman boş bırakmayan bir oyuncuya rastlamadık biz. Yani Roberta Carlos için bile bu söylenebilirdi. Yani onlar da tolere edilebilecek durumlar. Tabii işin olabilirlik kısmıyla ilgili Ergen'in söyledikleri çok önemli. Yani ben oradan bakmadan kalmalı gibi bir şey söyleyebiliriz ama hani gelecek teklifler Monaco 10-15 milyon euro yanılmıyorsam Gezal'la ilgili 10 konuşuluyor. 10 diye konuşuluyor ama. Yani, yani 10 milyon euro da olsa hakikaten zor. E, Rozier'i tutması belki biraz daha mümkün olabilir ama Beşiktaş'ın. E, çünkü Gezal bu anlamda daha yüksek bedellerle teklif alır diye Alırdır. düşünüyorum ama ikisini tutarsa çok çok iyi olur Hani bu kalırsa Beşiktaş en azından onu kangren olmuş o sağ tarafı var ya yani kaç sezon değil mi Oraya kaç tane adam aradık bir türlü bulamadık tutmadı ilk defa tuttu İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum Peki şimdi Beşiktaş futbolcu en sakalanın açıklamaları var